Merhabalar, bugün aramızdaki kelimelerde yeni bir kavramı ele alıyoruz. Aslında bu kavram kendisi yoksa hiçbir şeyin anlamı yok. Öyle bir kavram ki eğer muhabbete katılmıyorsa, söze karışmıyorsa, aramızdaki ilişkinin bir parçası olmuyorsa ne o muhabbette ne o ilişkide hiçbir tat yok. Bugün aramızdaki kelimelerde duyguyu konuşuyoruz. Duygu. Tekrar merhabalar. Aramızdaki kelimelerde bugün çok ilginç bir kavramı konuşuyoruz. Duygudan bahsediyoruz. Duygu kendisi yoksa hiçbir şeyin anlamı yok diye bir tanımlamayla başlangıçta giriş yaptım. Gerçekten de öyle. İlişkilerde, muhabbette çok özel bir anlamı var. Eğer bir iletişim, bir yakınlık, bir söz akışı içinde duygu barındırmıyorsa, duygudan bir parça içinde taşımıyorsa o gerçekten çok kuru, çok soğuk bir ilişki olarak önümüzde duruyor. Biraz duyguya ihtiyacımız var ama o da yapay bir şey değil ki hani böyle bir yerden emanet alıp getirelim. Duygularımızı çoğaltacak, köpürtecek, yeşertecek, ne bileyim bir şekilde onların ortaya çıkmasını sağlayacak bir ortama ihtiyaç var. Duygu böyle emanet olarak, ne bileyim oradan buradan tevarüs edilerek, devredilerek alınacak bir şey değil. Bizim bu duygu dünyasıyla çok içli bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Duygular bizim reaksiyonlarımız. Biz birisiyle konuşurken, muhabbet ederken ona kendimizi ne kadar verdiğimizi sadece kelimelerimizle, sözcüklerimizle vermiyoruz. Biz aynı zamanda duygularımızla da ona eşlik ediyoruz. Duygularımızı biz böyle emanet bir yerden almıyoruz. Bir yerden bize bu sohbeti götürecek kadar bir tedarik falan söz konusu değil. Duygular bizde olması gereken bir şey. Öyle ki bu bizde olmalı. Biz bu bağlamın içinden gelmeliyiz. Duygular ödünç alınan şeyler değil, yapaylık hiç de kaldırılabilecek bir şey değil. Düşünsenize muhatabınızla konuşuyorsunuz ve son derece yapay, son derece kuru bir ilişki içerisinde size bir dil kuruyor. Bu tabii ki bu ilişkiyi götürecek bir şey değil. Bizim bu duygu dünyasını zenginleştirecek ortamlara ihtiyacımız var. Kalbimizi ferahlatacak bir dile ihtiyacımız var. Eğer kuru odun gibi bir dünyanın içinden geliyorsak bu duyguyu tabii ki yansıtamayacağız. Bazen olur, konuşuyorsunuz birisiyle ve o bir duvarla mı konuşuyor yoksa cap canlı bir insanla mı konuşuyor? Bunu açıklamak o kadar kolay bir şey değil. Bizim bu odun gibi, duvar gibi duran şeyden kurtulmamız lazım. Bu neyle oluyor? Bu gönlü temiz insanlarla muhabbetle oluyor. Yürekleri iyi insanlarla yakınlık kurmakla oluyor. Yüksek ahlak abidesi sayılabilecek insanların hizasında durunca böyle şeyleri kazanabiliyoruz. İyi ve değerli şeylere emek verince bunu sağlıyoruz. Muhatabımız bizden bir reaksiyon bekliyor. Bu reaksiyonun adı duygu. Konuşurken sözlerimize, düşüncelerimize eşlik eden şey var, onun adı duygu. Bu duygu olmadığı takdirde ortada böyle yalın, hiçbir anlamı olmayan klişe cümleler dolaşıp duruyor. Bedeninizi verdiğinizde, dilinizi verdiğinizde, sıcaklığınızı kattığınızda bir aroma gibi etrafınızda dolaşmaya başlıyor duygu. Bu nedenle duygularımızın önemini unutmamak ve duyguyu her vesileyle gündelik hayatta öne çıkarmak gerekiyor. Ama yine deminki yaptığım uyarıyı da unutmadan, evet yapay değil, böyle zoraki şeylerle de duygusal bir çıkarım yapmak o kadar kolay değil. Duygusal bir zeminin içinden gelmek, o duygu dünyasının parçası olmak ve bunu bütün ilişkilere, bütün yakınlıklara yansıtmamız gerekiyor. Bunları belki bir sıralama içerisinde ele almak gerekirse, bir kere her şeyden önce insan olarak bizim duyguya ihtiyacımız var. Dolayısıyla böyle bir durumda her şeyden önce bu kavramı, ihtiyaç kavramını öne almak gerekiyor. Duygularla kendimizi inşa edebiliriz. Duygularla kendimizi besleyebiliriz, takviye edebiliriz. Biz duygusal bir toplumuz. Yani bizim toplumumuz için bir değerlendirme yapsalar herhalde duygusal düzeyi, duygusallık düzeyi en yüksek olan toplum bizim toplumumuz diyebilirler. Biz kolay ağlarız, kolay yumuşarız. Birisi bize böyle duygulu cümlelerle gelse kendimizi kaptırmakta, kendimizi kaybetmekte hiç zorlanmayız. Çünkü duygular bizi çok çabuk açar. Yeter ki bize birisi duyguyla gelsin, biz anında kendimizi
açıveririz. O sohbetin, o meclisin, o tadın parçası oluruz. Buna ihtiyacımız var. Bazen duygularımıza eşlik edecek, bizi anlayacak, içimizdeki yıkılmışlıkları onaracak bir sese ihtiyaç duyarız. Bunlar kitap cümleleriyle olmaz. Bunlar böyle ustalıkla inşa edilmiş ve son derece soğuk, klişe cümlelerle olmaz. Bize birinin duygularını getirip armağan etmesi gerekiyor. Bizim onun bedeninde, sesinde, dilinde, gözlerinde, gözlerinin içinde o duyguyu yakalamamız gerekiyor. Ama bu duygunun bir o kadar da doğal olması gerekiyor. Maalesef en çok kaybettiğimiz şey doğallık. Artık kimin ne kadar doğal, orijinal, kendi kalbinden, kendi yüreğinden konuşan birisi olduğunu tespit etmekte zorlanıyoruz. Kandırılıyoruz, aldatılıyoruz. Karşımızda bütün rolleri oynayabilen insanlarla dans etmekten yorulduk. Bize gerçekten sahici bir dil, sahici bir gönül nasıl ulaşabilir acaba? Onun için duygu başkalarından beklediğimiz kadar bizim de başkalarına verebileceğimiz, vermemiz gereken bir şey. Başkalarında aramak kolay. Başkalarında yok diye yadırgamak ve sorgulamak, onların üstüne üstüne gitmek son derece akıl kârı bir şey. Ama ya biz? Biz acaba başkalarına yeteri kadar bir duygu sunabiliyor muyuz? Bizim duygu politikalarımız, duygu rejimimiz nasıldır? Biz gerçekten kupkuru bir insan mıyız? Yoksa böyle her duygu zemininde kendini dağıtan insanlar mıyız? Ben kendini dağıtan insanları sınırlı olmak koşuluyla daha doğru bir noktada durduklarını düşünüyorum. Aslında her duygu muhabbete bir tat katıyor. Tat dediğim şey lezzet. Eğer duygular olmasaydı biz ayrıldığımız sohbetlerin çoğu için ne kadar güzeldi. Keşke bir daha bir araya gelsek. Boşaldım, rahatladım, içim dışım her şey birbirine karıştı. Ne kadar güzel bir keyifli geceydi falan dediğimiz anlar az değildir. Bu duyguyla oluyor. Duygunuz yoksa, duygularınızı esirgemişseniz, duygularınızı bu sohbetin dışında bir yerde tutmuş, kendini ele vermemek için son derece soğuk bir resim sunmuşsanız, o sohbetten, o ilişkiden arkaya kalacak, bize kalacak hiçbir şey yok. O halde duygularımızı yanımızda taşımalı ve bu duygularımızı sözün, cümlelerin, konuşmaların, beden dilinin parçası yapmamız gerekiyor. Eğer böyle yaparsak, emin olun ki, ben de çok eminim, bu muhabbetin sonu berekettir. Bereket çoğalmak, bereket bir kazanım. Ama bir o kadar daha duygu eşliğinde ilerlemiş muhabbetin bize başka hiçbir şeyde bulamayacağımız bir şey katacağını, şifa katacağını düşünebiliriz. Bazen söyleriz ya, seninle oturmak bana iyi geldi. Senin sözlerin beni besledi bana. Ben bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü o sesin, o dilin arkasında gerçekten çok sahici, çok besleyici bir duygu var. O duygu şifadır diye düşünüyoruz. Biz aslında her durumda fizyolojik tepkiler veriyoruz. Karşımızdaki konuştuğunda, söz aldığında, bize bir şeyler söylediğinde ona kendimizi verdiğimizi göstermek istiyoruz. Onun, o toplantının, o sohbetin, o muhabbetin parçası olduğumuzu bütün bedenimizle, bütün varlığımızla yansıtmak istiyoruz. Düşünseniz ya, siz bir şeyler anlatıyorsunuz, biz başka bir alemdeyiz. Yani arada biz sizi dinliyormuş gibi yapıyoruz ama aslında bizim kafamız, aklımız, yüreğimiz sizde değil. Biz başka bir yerde, hikayede dolanıyoruz. Bu hikayeleri birleştirmek, en çok ihtiyaç duyduğumuz bu yakınlıkta duygu katmanlarıyla birlikte ilerleyebilmek için kendimizi vermenin, kendimizi adamanın, kendimizi bu hikayeye dahil etmenin bir yolunu bulmak gerekiyor. Susmak bir duygu biçimi, konuşmak, çığlık atmak, ağlamak, gülmek, tereddüt etmek, korkmak hepsi duygu ifadesi. İnsan değişik koşullarda duygularını ketmederek nasıl yaşar? Kendi duygularının ortaya çıkmasını saklamak nasıl bir insanlık halidir bunu bilmiyorum. Herhalde çok profesyonel bir şey olsa gerek. Biz özellikle toplum olarak her durumda ve koşulda duygularımızı yansıtmayı severiz. Fakat modern zamanlarda biraz bu duygu rejiminde sanki çok farklı bir evreye kendimizi kaptırmış gibiyiz. Duygularımızı kısıtlıyoruz. Duygularımızı verme konusunda çok cimri davranıyoruz. Onu mutlu edecek bir ses vermekten, onu mutlu edecek cümleler kurmaktan ya da o cümleleri arkalayacak bir beden dilini, bir sesi, bir armoniyi
yansıtmaktan çekingen duruyoruz. Bu da bizim tabii ki tuhaflığımız, bizim insan olma durumumuzun sorgulanmasını sağlayan şeyler arasında yer alıyor. İnsan biraz da kendisini düşünmesi gerekir, empati yapması gerekir. Ya birisi bana böyle yapsa ben nasıl bu konunun üstesinden gelebilirim? Bu duygusuz iletişim biçiminin bana yaptığı yıkım nedir diye bir düşünse, bu konularda kendinin de neler yapması gerektiğini çok rahat bir şekilde anlaşılabilir, anlayabilir. Duygu böyle yapay bir şey değil. Hani böyle bir yerden getirsek de, bir şekilde sahiplensek de, onu bu muhabbetin içine dahil etsek, yok. Bu baştan da söyledim, her şeyden önce tam da bu rejimin içinde olmayı gerektiren, duygu dünyasının içinden gelmeyi gerektiren bir şey. İnsanın ruhunu karartan, kalbini kirleten, kalbini donduran şeylerden uzak olmak lazım. Arada bir sormak lazım, bize ne iyi gelir? Biz seninle akılda kalacak, hatırlanacak, özlenecek bir şey yaşayabilmemiz için nasıl bir duygu rejimine ihtiyacımız var? Bu muhitle alakası var, ortamla alakası var, geldiğimiz şenlikli dünyanın parçası olmakla alakası var. Sanki bazı şeyler, bazı araçlar, bazı kodlar bizim bu duygularımızı aşındırma konusunda çok büyük bir çaba harcıyor gibi geliyor. Arada belki bunları da hesaplaşmak, ben neden böyle abuk bir insanım, neden ben etrafımdakilere sıcak ve capcanlı bir yüz, bir beden, bir ses veremiyorum diye arada bir kendi söz dağarcığımızı, kendi yaşam dağarcığımızı bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Soğuk olmak, soğukluk, başkasına verdiğimiz o resmiyet, o devlet yüzü her zaman iyi ve başarılı bir şey olmuyor. Bizim annemizden doğduğumuz sıcaklıkta ve gevreklikte insanlarla ilişkilerimizde o duyguyu yansıtmamız, duygu sağanağına yakalanmamız gerekiyor. Ama bu işlerde o kadar kolay olmuyor. Biraz belki bu duygu meselesinin üzerine kafa yorarsak zamanla bu eksikliğimizi de giderecek imkanlara erişmiş oluruz. Acaba duyguyu nasıl bir ifadeyle akılda kalacak şekilde şöyle yazabilirim diye düşünüyorum. Ben güzel bir cümle tasarladım. Umarım sizlerin de hoşunuza gider. Duygu mütemadiyen besler. Evet, yani sürekli beslemeyi sağlayabilecek bir duygu akışına ihtiyacımız var. Çok kuruduk, çok içe çekildik. Hayatımızda bizi besleyecek hiçbir şey kalmadı. Tekrar duygulara, tekrar harekete, tekrar coşkuya ihtiyacımız var. Çünkü duygu mütemadiyen besler.